Saygıdeğer vali, Bursa bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, Rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Tabii bir cihan devletinin doğduğu topraklardır burası. Asya'dan, Orta Doğu'dan başlayıp Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yerdir Bursa. Ülkemizin 81 ili 925 ilçesi, hepsi ayrı güzel ama Bursa gerçekten tüm zamanların en güzel şehri. Bursa biliyorsunuz Türk dünyası kültür başkenti ve hatta geçen yıldan Eylül ayında bu emaneti devraldıktan sonra HİVA'da 1 Ocak 2022 tarihini beklemeden çok önemli faaliyetlerle, etkinliklerle Bursalı hemşehrilerimizin, gönül dünyamızın, gönül coğrafyamızın karşısında olduk ve çok güzel heyecanlar yaşadık bu süre içerisinde. Ben saygıdeğer Cumhurbaşkanıma, çok değerli Kültür ve Turizm Bakanıma, kıymetli Bakan Yardımcıma, özellikle tabii konuyla ilgili olduğu için Bakan Yardımcım Sayın Ahmet Misbah Demircan'a ve emeği geçen tüm bakanlık bürokratlarına, başta Sayın Valim olmak üzere şehrin tüm dinamiklerine, yöneticilerine, paydaşlarımıza, ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir de fevkalade kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Türk dünyasının ortak aklı ve enerjisi Bursa'mızda bir araya gelmiş. Bu enerji tüm paydaş, dost ve kardeş ülkelerin katılımlarıyla muhteşem bir sinerjiye dönüşmüştür. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine hoş geldiniz. Devletlerinden festival için gelen konuklarımız. Azerbaycan'dan 22 sinema profesyoneli geliyor. Özbekistan'dan 43 sinema profesyoneli. Kırgızistan'dan 23. Kazakistan'dan 21. Türkmenistan'dan 5. Özel cumhuriyetlerden 17 sinema profesyoneli geliyor. Toplam diğer davetlerimizle 157 sektör temsilcisini Bursa'da ağırlıyoruz. Ayrıca Türk coğrafyasından 34 basın mensubu da 5 gün boyunca etkinliklerimizi takip edecek. Demek ki yaklaşık 200 tane konuğumuz var. Bunların hepsi ama endüstriden, ama basın yayın araçları olmak üzere sadece yurt dışından gelenler, bir o kadar da İstanbul'dan ve sektörden buraya katılacak şahsiyetler olacak. Demek ki sinemanın kalbi Bursa'da atacak. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Kültür Bakanları da Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak 5 Kasım'da ödül göcemize katılacaklar. Kıymetli Hacı'nın Türk dünyası olarak ikinci kez gerçekleştirdiğimiz zirve ile ülkemiz sinema sektörünün yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu gibi önde gelen yaklaşık 200 ismini Türk Cumhuriyetlerinden gelen 157 sektör temsilcisi ile buluşturacağız. Bu zirve Türk dünyası olarak sahip olduğumuz müşterek kültürel mirasımızın ortak yapımlara dönüştürebilmesi için zemini geliştirme fırsatı bize sunacak. Malum senaryocu, yapımcı, yönetmen, oyuncu hepsi birbirini tanıdıklarında iyi iş çıkıyor. Bu insanları yılda bir kez böyle bir zirvede buluşturmak aslında sinema sektörünü geliştirmek anlamına geliyor ve ayrıca kültürümüzü yaymak anlamına geliyor. Her yıl bu işi istikrarlı bir şekilde yürütmek konusunda hemfikiriz. 1 Kasım günü burada Orhan Gazi Salonu'nda Korkut Ata Film Festivali'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışta yönetmenliğini Sadık Şemiyaz'ın üstlendiği, en uzun süre hükümdarlık yapan Kırgız Türk kadın hükümdar Kurmancan Datka'nın hikayesini anlatan film ile festivali başlatıyoruz. Değerli Hazirun, bunu özellikle istedik. Türk kültüründe kadın çok kıymetli. Geçen sene de Tomris'i yine Türk bir hükümdar Tomris'i izletmiştik. Nurmancan Datka'nın hikayesi çok enteresan. Kırgızistan kendi istiklaline giden yolda liderliğini bir hanımefendi, Kurmancan Datkan
yapıyor. 32 yıl hükümet ediyor. Ve başına geçen hikaye, bilinmesi gereken bir hikaye. Bütün Türk toplumunun Nurman Can Datkan'ın ve onun hikayesini bilmesi gerektiğini özellikle düşünüyoruz. Dolayısıyla açılış filmini onun filmiyle izlemiş olacağız. Özbekistan ev sahipliğinde Özbek Sinema Günü yapılacak. 4 Kasım akşamı yine burada. Bakanlığımız Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Fikret Amirov 100. yılı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa konseri gerçekleştirilmiş olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gelen misafirlerimize Uludağ, İznik, Gölyazı gibi Bursa'mızın önemli kültür mekanları gezisinde Sayın Başkanımız bize ev sahipliği yapacak. Festival filmleri gösterimleri 1-5 Kasım tarihleri arasında Merinos, yani burada Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Tayyare Kültür Merkezi'nde, Anatolyum Alışveriş Merkezi Sinema Salonu'nda, Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 52 film ücretsiz olarak halkımızla buluşturacağız. TÜKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. dönem toplantısı. Festivalde eş zamanlı olarak Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde TÜKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. dönem toplantısında 5 Kasım günü Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleştirmiş olacaklar. Ödül gecemize gelince 1 Kasım'da başlayacak Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalimizin ödül gecesini 5 Kasım tarihinde Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, yani burada gerçekleştireceğiz. Ödül törenimizi Türk Cumhuriyetlerinden gelecek bakanlarımız ve 200'e yakın özel davetlinin yanı sıra ülkemizden sektör temsilcilerinin ve özellikle Bursa'dan salonumuzun kapasitesince özellikle Bursa'mızın önde gelen iş hayatı, spor hayatı, vatandaşımız, akademik hayat, siyasetçiler hepsi Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde salonda onları da bekliyor olacağız. Programımız Anadolu Ateşi'nin İpek Yolu dans gösterisiyle olacak. Anadolu Ateşi'nin genel bir kabulü var. Bizim kültürümüzü yansıtan dansları var. Tema ve kolaj filmlerimiz, ödül takdimleri, Azer'in solo performansı, Azer'in sanatçımızın sonunda yapacağı mini bir konserle de ödül gecemizi tamamlamış olacağız. Ödüllere gelince 3 belgesel ödülü, 5 uzun metraj kurmaca ödülü, 8 Türk kültürüne katkı ödülü, 1 TÜKSOY ödülü olmak üzere 17 ödülü de sahiplerine takdim etmiş olacağız. Burada bizler varız ama birlikteliğimizin temelini aynı duygu etrafında toplanmış Türk dünyası kurum ve kuruluşlarının birlikte oluşturuyor. Bu kurumlar kimler? Onlar Uluslararası Sinema Derneğimiz. Birazdan abimize, İhsan abimize söz vereceğiz. TÜKSOY'umuz, Bursa Valiliğimiz, Bursa Büyükşehir Belediye'miz, TRT'miz ki özellikle TRT Avaz üzerinden canlı yayın bütün Türk dünyasına çıkıyorlar. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Turizmi Geliştirme Ajansı ve Tanıtım Ajansımız, Uludağ Üniversitemiz, Türk Hava Yolları'mız ve TÜRSAK'ta partnerlerimizin içinde. Önümüzdeki hafta festivalimiz kapsamında Sayın Bakanım 4 ayaktan bahsetti. Bunlardan birisi de Türk Dünyası Kültür Bakanlarımızın, TÜKSOY üyesi Kültür Bakanlarımızın bir araya gelmesi ve bizim daimi konsey toplantısı olarak adlandırdığımız bu önemli toplantının da Korkut Ata Film Festivali kapsamında icra edilecek olması. Bu Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere. Biz bu programda, bu festivalde iki noktada görev alıyoruz. Bunlardan birisi, az önce de Sayın Bakanımızın ifade buyurdukları üzere, film gösterimlerinin yapılacağı merkezlerden birisine sahibiz. Mete Cengiz Kültür Merkezimizde bu film gösterimlerini yapacağız.